Günaydın TRT Habere ve TRT Radyo Habere hoş geldiniz. Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız. Değerli hocam bugün sizlere çok önemli bir konuda özellikle ödem, vücudumuzdaki ödemleri atma ve ayak sağlığıyla ilgili çok önemli bilgiler verecek. Başlıyoruz. Müzik Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bize sorularınızı göndermek isterseniz Saracoğlu alt dire, TRT ve HSCN adreslerine ismi de değişti şimdi onun. E, X mi? öyle X oldu. Buradan gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Tüm değerli izleyicilerimize hayırlı, uğurlu bir gün diliyorum. Allah'tan önce akıl sağlıkları. Sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. Çoğu zaman şu soru geliyor. Yani özellikle de hocalardan. Hocam bu kadar şeyi nasıl buluyorsunuz diyor. Mesela araştırıyoruz tabii. Ama benim kendi geliştirmiş olduğum yöntemlerim var. O yöntemlerin vazgeçemeyeceğim kuralları var. Onları uygularım. Bir tanesini örnek vereyim. Şimdi bu köprüden geçerken askerlik, askere giden herkes bilir yani. Askere uygun adım geçirilmez, serbest yürüyüş verilir. Çünkü rap, rap, rap köprüde giderseniz orada titreşme başlar. Dolayısıyla bu titreşim köprünün yani rezonans frekansıdır. Rezonansa gelir köprü aşka gelir ve o giderek artan bir <laughs> genlikle köprü yıkılır gider. Mesela böceklerin kanatlarının titreşimleri onların duygusal hayatlarını karşı tarafa bildirir. Yani davranışlarda titreşimler çok önemli. Okulda mesela diyapazon deneyi yapmışınızdır, Şöyle U borusu hatırlarsın mı bilmiyorum Hüseyin. Birine vurdum mu öteki de titreşir. Halbuki ona dokunmadığınız halde yanındaki titreşiyor. Neden? Çünkü aynı frekansta. Mesela 600 Hz'lik bir diyapazon yanındaki de 600 Hz birine vurdum mu öteki de ama... 800 hertz o bir hiç bunu algılamaz. Hani insanlar arasında da frekansım tuttu filan aynı frekansta dersiniz ya. Şimdi bakın bambaşka bir şey. Doğada her zaman titreşim çok ama çok önemlidir. Bütün moleküller titreşir. Yani titreşmeyen molekül yoktur. Belli bir frekansla molekül yapısına göre molekül morfolojisine göre bunlar titreşim hareketi gösterirler. Bindiğiniz uçak dahi belli bir titreşimleri algılar o türbinlerin üzerinde frekansı ölçen e, sensörler vardır. Bunlar piezo kristallerdir. Yani kuvars e, kristalidir. Vibrasyon bütün titreşimi ölçüyor. Şimdi havanın sıcaklığı değiştikçe türbinin frekansı da değişir. Bunlar hep kokpitte bilgisayara bağlıdır. ve özellikle iniş esnasında e, bilgisayara yük çok fazla gider yani. E, ve bir uçak düştüğü zaman genelde inişteken çıkarken pek pilotaj hatası yoktur. Pilotaj hatası genelde inişlerde olur. Hatta bazen şey derler... ...ya ne kadar kötü indi, küt diye mecbur küt diye vuruyorlar. Tabii bir tonluk vuruş, iki tonluk vuruş... ...beş tonluk vuruşla tekerleği koyar şeye, pistte. Bunu neden yapıyor? Çünkü yan rüzgar var. Eğer yan rüzgar yoksa... Uçağı hakikaten kaymak gibi tereyağına indirir gibi indirir. İşte bütün bunlar e, türbinlerin üzerindeki titreşimleri de ölçer. Bakın A310 Charles de Gaulle havalimanına 90'lı yılların başındaydı. Neredeyse çakılıyordu uçak. Otomatik pilot pilotla indiriyor e, uçağı. Fakat bir anda, bir anda bu türbinden gelen vibrasyon giderek artıyor. Ya bunu niye kontrol etmiyor bilgisayar? Bunu e, rezonans kaymasını yapması lazım, düzeltmesi lazım yani. E, sonunda, e, sonunda pilot devre dışına çıkartıp kendisi manuel olarak bu işi yapıyor. Neticede şunu görüyorlar Hüseyin işimiz bitkiler de ama onlarda da bir rezonans var, bir frekans var. Yani üzerine çiçeğin konan o arı hangi frekansla geldiğine bakıyor da Biliyor, onu titreştiriyor. O poleni titreştiriyor. Yani bunlar o kadar önemli şeyler ki doğanın kanunları bunlar. Velhasıl ben lafı uzatmayayım Hüseyin. Sonunda bakıyorlar ki İnsan hatası yani her tür iki türbinlidir. Genelde iki tane türbini var ya uçakların. sağ ee, sağ türbininki sola, sol türbininki sağa bilgisayara girerken veriler böyle giriyor. Düşünün tam o günde yani piste yaklaşırken inişteyken ne yapıyorsun? Ee, yanlış yani sağın düzeltilmesi lazımken solla oynuyor ve bütün uçak vibrasyona giriyor. Her neyse. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Biz gelelim nasıl buluş yapıyorsunuz? Yani bunlara nasıl bakıyorsunuz? Örnek vereyim değerli izleyicilerimize. Şimdi bir şeye baktığın zaman mesela havuç suyu. 9-10 bin çeşit içerisinde molekül var. Hepsi birbirinden farklı. Domates suyu 10 binin üzerinde 40 kilit bitkisi diyorsunuz ısırgan. Mucizevi bir bitkidir ısırgan. Sakın ola ki ona iftira atmayın. Yok karaciğeri bilmem ne yaparmış. Küllün yalan. Küllün yalan. Yani ısırgan kadar kıymetli bir bitki olamaz. Dolayısıyla Şimdi bunları nasıl ince? E, laboratuvara giriyorsun. İşte benim HPLC'im var. Bilmem neyim var. Kaç tanesine bakabiliyorsun? Değil mi? 25-30 tanesine. Ve bugüne kadar en iyi bilinen e, bitkilerin kaç tane etken maddesini biliyorsunuz diye sorun gidin literatüre. Bak 100-150 tane. Gerisi yok. Bilmiyor. Yorum da getiremiyor. İşte bütün iş burada patlak veriyor Hüseyin. Ben ne yapıyorum? O molekül yapıları belli. Yani şimdi bir şu kağıdı bu karma karışık bir molekül düşünün. Bak kağıdı buradan tuttum mu ağırlık merkezi buradan geçer. Buradan tutuyorum. Her molekül yani şöyle söyleyeyim aromatik benzen halkalı bir Molekül karma karışıktır o, aman Allah'ın. Ee, onların hep ağırlık merkezlerini tek tek çıkartırım ben. Tutuyorsunuz, bunun hesaplamaları mümkündür. İşte çok kısaca şunu söyleyeyim: Her titreşimin bir dalga fonksiyonu var. Psi ile yazılır. Ee, i̇şte. Sinüs, 2PFT, her neyse uzatmıyorum ben. Oradan frekansını yakalarsın. Öbür türlü, o bir ucundan tuttun, köşesinden onun da. Yani yaklaşık olarak bir molekülde 30-35 tane e, onu serbest e, sallandırarak ağırlık merkezlerini ve bunların ortak noktasına bakarsınız. Böylece ya diyorsun bu molekül o kadar karışık bununla ne alakası olabilir diyorsun. İşte öz frekansı çıkıyor ortaya. Yani öz frekans bunu lise bilgisini bilen her öğrenci bilir. Bak en basite indirgeyerek anlatıyorum Hüseyin. Yani bir şeyin siz iki defa türevini aldığınız zaman türev matematikte X küpün türevi nedir evladım? Hocam işte üstünü önüne yazarım? E üstünden bir çıkartırım türev. 3x kare. Ha bir daha türevini al evladım. 3 ile 2'yi çarparsın. 6. İşte oradan 6x çıkartırsınız türevini bu. Şimdi öyle fonksiyonlar vardır ki, ki bunlar dalga denklemlerindedir. Titreşimde bir dalga olduğuna göre bak lise bilgisiyle anlatıyorum. Ee, ne yapıyorsunuz? Fonksiyonu yazıyorsun. B bütün dalga denklemlerin ya sinüstür ya kosinüstür şey Hüseyin sinüslü. Şimdi bu e, türevini alırsınız sinüsün bak birinci türevi kosinüstür. Kosinüsün de bir türevini alırsınız eksi sinüs olur. Yani kendine döndü. Şimdi onun içerisindeki alfa değerini önüne yazıyorsunuz. Dolayısıyla işte o, o eigen value. Eigen demek latince kendisi demektir. Böylece molekülün siz öz titreşimini alıyorsunuz. Domates suyunun içinde birbirinden farklı binlerce molekülü ne yapıyorsunuz? Birbirleriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Yoksa o şeyle gaz kromatografisi, sıvı kromatografik bu ölçümler zaten standart bir ölçüm değil. Adamın yazdığı şeye göre sen ölçümü yapmak zorundasın. İşte burada burada önem, en önemli şey bu işin yorumunu getirebilmektir Hüseyin. Şey de işte burada öğrenciye bu detayı veriyorsunuz yani ben genelde bu konularda çok fazla konuşmam çünkü istemiyorum şeye gitsin yani yurt dışına götü hemen hemen kapıyorlar ve onu da biliyoruz programlarımızı özellikle yabancılar çok sıkı takip ediyor bu ne anlatıyor bugün hangi bitkinin hangi özelliğini verecek diye ama ne olduğunu bilmiyorlar Allah'tan. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bütün olay bir bitkiden aldığınız çınar yaprağından işte testere dişli aslan pençesinden, dul avrat otundan her neyse hangisini alırsanız alın Hüseyin. Bunların reducible, reducible olması yani tekrarlanabilir olması lazım. Bu yıl alıyorsun farklı bir, bir dahaki yıla farklı olursa o zaman bunun etkisi değişiyor. İşte bunun için yurt dışından ithal edilen tohumlar Hangi tohum olursa olsun domates, kabak, patlıcan ne istiyorsanız buğday bunların hepsinin Türkiye'de kendi laboratuvarlarımızda test edilmesi lazım onay alması lazım çünkü devir artık tohum biyolojik bir silahtır onun içine öyle genler yerleştiriyorsunuz ki artık bunların yöntemleri belli. CRISPR-Cas9 diye bir yöntem var. Hatta Nobel verdiler. İki yıl önce mi ne? Buna çok eskiden beri bilinen bir yöntemdir o. İstediğiniz geni siliyorsunuz, istediğiniz geni içerisine yerleştiriyorsunuz. Yani her şey değişiyor ve baktığınızda neyi değiştirdiğinizi de bilmiyorsunuz. Onun için bizim ata tohumlarımız, kendi toprağımızda yetişen yerli ve yerel tohumlarımızın hepsinin spektrumunu geçeceksiniz. Genotipine, fenotipine, kemotipine ve ekotipiyle bunları ne yapacaksınız? Standart hale getirip tescilleyeceksiniz. Efendim benim coğrafi işaretim var. Hiçbir şey ifade etmez o. Hiçbir şey söylemiyor. Yani ne genotipi hakkında ne fenotipi hakkında ne de kemotipi. Yani bunlar değişiyor. Bunları korumanız lazım. Bak İtalyanlarda Napolitano ve Siciliano iki tane pizzaları var biliyorsunuz. Bir tanesinin kenarı kalındır böyle. Diğerininki incedir. Yani Napolitan pizzayı isterim dersen kalın kabukludur. Onu seven insanlar var, kenarını yerler. Ama e, Sicilyano da nedir? İncedir. Onu hatta onu bile yemez bırakır pizzanın kenarını. Her neyse. İşte bunu koruyabilmek için adamlar vesifio yani vezu yanardağının eteklerinde binlerce dönüm arazide sarkaç domatesini yetiştiriyor. Bütün dünyada İtalyan pizzası marka oluyor. Yani senin bir Amasya elman var, bu bir dünya markasıdır Hüseyin. Oh. Bununla kimse boy ölçüşemez. E şimdi yakışıklı elmalar var. Yiyiyorsunuz ne tadı var ne tuzu var. Şimdi o resmi ben değerli yönetmenden bir geçen hafta söz vermiştim. Sentetik bir şey nasıl yapılır? Sentetik elma, sentetik buğday versin, onu bir dakikada ben onu da bu araya şey yapalım. O görüntüyü verebiliyorlar mı bilmiyorum. Gidip şimdi hocam. <laughs> Buyurun şimdi bakın bu bir bitki çiçeğini açmış ortada ortada stigma diyoruz biz ona yumurtalık aşağıda yumurta solda ve sağda. Bir tane de geride bak anterler var. Onlar polen torbasıdır. Polenler görüyorsun burada kendi kendini de dölleyebiliyor. Veya diğer resime geçelim. Bir tane daha var. Ha, bak burada ne bileyim 5 metre aşağıda 10 metre ileride farklı bir bitki polen çıkmış oradan ötekinin stigmasına gidiyor. Konuyor üzerine aşağıya yumurtaya iniyor ve döllüyor. Şimdi şu doğadaki mucizeye bak. Bahar mevsiminde sakın bu resim bir yere gitmesin. Binlerce çeşit bitkinin poleni uçuşuyor. Hepsi konuyor stigmaya geliyor ama stigma kabul etmiyor. Hayır diyor. İstemem seni. Yani o zaman ne olurdu? Şeftaliyle üzüm, üzümle Kayısı, kayısıyla erik, hepsi... Karman çorman. Karman pişiyor. çorman. Doğa kendisini bak, o stigma işte, o tepedeki e, seçicilik, selektivite. Şimdi bu, bunu ne yapıyorsun kardeşim sen? Bunu buğdayda da çaprazlıyorsun, tamam. Kesiyorsun stigmayı oradan, indiriyorsun... Poleni aşağı. Bu sentetik zorla yaptın. Yani o tepesini kestin miydi? Tabiat ana buna müsaade etmiyor. Yani yeni çeşit elması, armutu, şeftalisi böyle işte bakıyorsun tadı yok, tuzu yok. Karpuz var, kavun var. Hepsi değişti Hüseyin. Değişti. Niye? Tohumu kontrol altına almak. Tek elden. Ve onlar da bir defalık bir de onu çoğaltamıyorsunuz. İşte bunu kendiniz yaptığınız zaman zorla o stigmayı kesip buna biz sentetik diyoruz. Yabancılar söylüyor bunu. Bir tek ben söylemiyorum. Sintetik wheat yani sentetik buğday. Dolayısıyla bu konuda şunu da söyleyeyim değerli izleyicilerimiz bilsinler. Yani buğday konusunda en fazla araştırmayı yapan kim? Hangi ülke biliyor musunuz? Şaşırır kalırsınız. Japonya. Adamlar 1923'ten beri 5 yılda bir buğday buluşması uluslararası. Allah Allah. Bunlar ekmek yemez, makarna yemez. Ha, Buğdayla işte, ne işleri var? Ya 1935'te bunlar e, Japonlar devar buğdayını geliştirdiler. Çünkü pirinç tek başına çok besleyici değil. Baktılar ki buğdayda protein ve nişasta yani karbonhidrat muhteşem bir besleyici. Halkın da karnı doyuyor ve onlar buğdaya ağırlık verdiler. Neticede kendi geliştirdikleri bak doğal yolla ama böyle stigmayı değil. falan kesip değil. De buğdayını geliştirdiler. Ve neticede bu biraz uzundu. İşte bizim Türk delikanlı buğdayımız Kırmızı Türkiye ile Red Turkey ile bunu çaprazladılar. O Pasifik Okyanusu'nun o e, yıkıcı rüzgarları bile bu buğdayları deviremedi. Ve Japonya milyar dolarlar kazandı bundan. Şimdi yani 60'lı yıllarda filan bakıyorsun Hüseyin Japonya 20 milyon ton... Pirinç üretirken bugün 6 milyon ton pirinç üretmiyor. Neden? Çünkü ekmeğe geçiş yaptılar, buğdaya geçiş yaptılar. Tabi e, Tabii bak çok hiç enteresan. beklemiyorsun değil mi? Japon, sen Japonya değil, müthiş araştırmacı çocuklar. Her 5 yılda bir. Yani ben bunları çok sıkı takip ederim. Kitaplarında basarlar bunların. Yani... Dolayısıyla sen genetik yapını, genetik kaynaklarını, biyolojik çeşitliliğini, toprağın mikrobiyolojisini, toprağın mineralojisini korumak zorundasın. Öyle gelişi güzel tohumu ekersen kendi bindiğin dalı kesiyorsun mübarek. Bir de adamlar içine ne yerleştirdi, hangi geni yerleştirdi bilmiyorsun. İnsan sağlığını tehdit eden. Bakın Türk milleti çok farklı bir millettir yeryüzünde ırk olarak. Şimdi ben ırkçılık yapmıyorum asla. Ama bu biliyorsunuz Türkiye'den bir ara kanlar toplandı, gitti bir dış ülkelere şunlar bunlar. Yani Türkler çok farklı bir karakterizasyon gösteriyorlar. Çünkü epigenetik yapılandalarındaki bu ortak rezonans ortak frekans işte başta anlattım ya bu en önemli gücüdür Türklerin. Sen efendim işte bu Z gençliği şu gençlik bu gençlik işte zamane çocukları bunlar bize bunlardan şey ümitsizler. Halbuki değil ya epigenetik yapı sağlam. O frekans geldiği zaman, o rezonans geldiği zaman ne oluyor? Sen biliyor musun Hüseyin? Of nasıl bir güç haline dönüyorsunuz? Yani dolayısıyla yaradan işte yarattıklarının e, fıtratına frekans dediğimiz bu şeyi veriyor. İşte anlayamıyorlar batıl yani batıllar da demeyin hocam bu ülkenin düşmanları bunu anlayamıyor. Son örneği hangisidir? En iyi örneklerinden biri 15 Temmuz'dur. Evet. Yani doğrudur 15 Temmuz veya yani. o kadar ufak tefek şeyler var ki ancak bir şeyi buldular Hüseyin. Yani Türklerin ya daha doğrusu farklı ırkların hangi ırktan olursan ol genetik yapılarına yani onları epigenetik olarak ortak tutan frekansı ne yapıyorlar? Siliyorlar. Silence gen. O genleri susturuyorlar. Hocam bu bir duygu değil midir? Yani milli yani bir hissiyat değil midir? Onu şeyi silebilirler birçok şey ama mesela enteresan. Yani Şimdi... bir şey olduğu zaman biz hakikaten bir araya gelip ona... Bu Türk millet gerçekten öyle. Türk milletinin yapısında var. Yani ırkçılıkla ilgisi yok söylediğinizin de bu arada. Tabii, Aynen katılıyorum. Kesinlikle. Bizim bir ben özelliğimiz ırkçılığa bu. ırkçılığa da karşıyım onu yani söyleyeyim. Binlerce yıldır işte Anadolu toprakları yıkamamışlar. Kimse yıkamadı. Neler neler yaptılar yıkamadılar. Hakikaten bunu gerçekten çok önemli söylediğiniz şey. Çok tehlikeli de. Tabii bak bazı şeyleri açmak istemiyorum. Hüseyin bu ülkenin geleceği, gençlerimizin geleceği bu işten bu şeyden uzak duracağız. Ne olduğunu ben zaman zaman bunu açıklayacağım. Bunu değinelim hocam buna Çünkü tekrar. Çünkü bak Çok önemli duygu bu. değişiyor. Bak epigenetik böyle birbirini tekrar eder. Yani fareye şimdi ne yapıyorsun? Fare, lavanta koklatıyorsun. Bunlar tıbbi deneyler. Ve ee, de arkasından cereyan veriyorsun. Titremeye başlıyor hayvan. Böyle birkaç defa bunu haftada... Deniyorsun. Bunlar da çok çabuk yavrulanlar ya, biliyorsun. Yavrulara hiç dokunmuyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz o küçük yavruya, siz lavanta koklattığınızda hayvan başlıyor titremeye. Epigenetik. Anladınız mı? Çok. Orada bir gen transferi olmadı bak. Dikkat et. Yani sadece annelerine elektrik veriliyordu lavanta'yı koklattıktan sonra epigenetizmde bu çok önemli. Epigenetiğin daha çok farklı tanımlamaları ve farklı yönleri var. Ama insanlarımızın bu konuda çok uyanık olması lazım. Bazı şeylere karşı duyarlı. İşte ne yapıyor? Onu sana veriyor. Sen onu kullanıyorsun. Bu transfer var ya bu milli duygular demeyelim de duygu devimleri, duygu hassasiyetiniz o konuda o geni ne yapmış oluyorsunuz susturuyorsunuz bak yok etmiyorsun dolayısıyla bu bu şekilde transferi e, geçip ilerliyor ama bunu biraz açmak, açmak lazım. Açmak lazım evet. Çok önemli de. Bundan bir konu. da uzak durmak gerekiyor işte bunun için e, devlet bunun tedbirini alacaktır ben bundan eminim. Peki hocam burada bu haftalık bu konuya noktayı koyalım. Sizi de e, Yelin Hanım'ın masamıza doğru yanına e, rica edelim. Çünkü bu ödem meselesi önemli bir mesele. Ne diyorsun Nasıl bakarsınız Tabii, hocam buna? Vücutta yani, şişkinlik yapıyor, de, gaz. Buyurun. Şimdi işte ödem niye oluyor mesela? Aldın, e, e, yakışıklı bir elma yedin, tadı yok, tuzu yok. E bakıyorsun lezzeti de yok vücudunda ödem yapıyor ee, senin ata buğdayın olmayan bir buğdaydan yapılmış ekmek yiyorsun ödem yapıyor şişkinlik yapıyor gaz yapıyor İşte bütün bunları bütün bunlar da olay e, doğru gıdaya sağlıklı gıdaya ancak ve ancak tohumuna sahip çıkmak zorundasın Hüseyin tohum tohum tohum. Onun için zaten günümüzde insanların da hep ben öneriyorum Anadolu'ya geçiş yapmaları lazım. Çiftine çubuğuna sahip ol. Evet. Yani Anadolu'nun soğan ekmek yerim. Ben gene de yani bu soğan ve ekmek insanın sağlığı için. Çok ama çok önemli bir konudur. Bunu da bu arada başka bir programda detaylı olarak anlatırız. Ödem. Evet. İlk başta işte. Evet hocam lahana. Ee, vücudumuzdan toksinleri ve ödemi atmaya yardımcı olarak hocamın her zaman anlatmış olduğu lahana kürümüz var. Öncelikle onunla başlayalım. Yaklaşık yarım litre kadar suyun içerisine 3 büyük yaprak kadar ben bunu böldüm içine sığması için yeşil yapraklarını ekledim lahananın. Bunu yaklaşık 15 dakika kadar demledim. Bunu 14 gün boyunca günde bir defa bir su bardağı kadar demledikten sonra ılık Hatta bir şekilde. Hatta bir buçuk da içebilir. Lahana akvaretiktir diüretik değildir. Birazcık diüretik tarafı da var da akuaretik vücuttan suyu atıyor. Akuva su. Akua. Ha diüretik olunca biraz mineralleri de atıyor içinde kalsiyum, magnezyum, potasyum filan. Evet. Peki bu suyunu işte teşen, o lahana bir işe yarar mı haşladığımız lahana? Salatanda kullan. Yok kullanırız lezzet olarak ama aslında kaynatınca bütün her şeyi Tabii, suya geçirmiş oluyoruz. Tabii bütün sekonder metabolitler suya geçiyor. Zaten fonksiyonel olan da onun içerisinde Hüseyin yani e, mirosinaz glikozinolat diye iki tane enzim substrat var onun içinde aman Allah'ım. Neler üretiyor? Neler, neler? Yani tam akvaretik karşınızdaki. Sarma da olur. <laughs> tabii. O sarması tabii o Başladık kadar da. lezzetli olur ki. Şimdi bunun şeyin her derdin devası kendinde kendi içinden çıkar. Yani derdin devası kendi içindedir der bazı alimler. Evet bunun devası da kendi içerisinde. Yani e, nedir bu Lactobacillus bakterileri? Her lahanada bol miktarda var. Turşusun neyle kurucan da o bakteriler yapıyor işte. O Lactobacillus'lar ne yapıyor? Bu e, şekeri bunun içindeki parçalıyor ve e, neticede siz lahana turşusu yiyorsunuz turşu bir yerde bir yerde sindirimi daha kolay hale getirilmiş gıda oluyor. Ya yani bak şimdi bunu çiğ ye evet. çok farklıdır. Bunun bir de lahanasını ye. Vücut hangisini kolay eritecektir? Yakacaktır. Metabolize edecektir. Yani sindirecektir. Tabii ki bunun fermente olmuşu. Fermente hal dediğimiz eskilerin turşusu. Turşu turşusu e, böyle. Onu ben bu arada söyleyeyim. Lahana deyip geçmeyin. Yani lahana of ne özellikler var bunda ya Rabbi. Yani uyku apnen mi var? İşte bununla çözüyorsun. Uyku apnesi. Daha bir sürü şey var da. Devam. Başka ee, şeyler de var çünkü. Tamam. Için. Ödem için ödem ve aynı zamanda toksin atıcı lahana kürümüzü yapıyoruz. Her gün 14 gün boyunca günde bir defa aç karnı olacak şekilde tüketiyoruz. Beraberinde de yaklaşık bir su bardağı kadar demlemiş olduk, kaynatmış olduğumuz suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar enginar yaprağı ekliyoruz. Bunu da 7 dakika kadar demleyip kahvaltıdan yaklaşık 2 saat sonra tok karnı olacak şekilde tüketiyoruz. Enginar Yaprağı da hocamın yeni bitkilerinden, yeni çalışmalarından bir tanesi. Daha önce de bununla ilgili küllerimizi yapmıştık. Bununla beraber de yine akşamda arındırıcı yine hocamın hazırlamış olduğu karışım. Bunun içerisinde de havlıcan, zencefil, karanfil, yabani kekik, limon melisa ve anason karışımından oluşuyor. Bunu da yine bir su bardağı kadar demlemiş olduğumuz suyun içerisine Karışım şekilde yaklaşık hepsi bir tatlı kaşığı kadar oluyor. Bunu da 4-5 dakika kadar demleyip akşam yemeğinden 2 saat sonra tüketilebilir. Yine beraberinde de bunlarla birlikte keten tohum yağı sabahları aç karna bir yemek kaşığı şeklinde tüketebilirler. Buna yaklaşık 30 gün düzenli olarak devam edilmesini tavsiye ediyoruz. Kan şekerimizi düşürmekte zorlanıyorsanız. Bak hekim ilaç vermiş, kullanıyor. Bir türlü düşmüyor. Zorlanıyorsunuz. Neden? Çünkü dolaşımınız zayıflamıştır, yavaşlamıştır. Ha? İşte onun için lahana suyunu içerseniz dolaşım hızlanıyor. Dolayısıyla e, glikozu da kan şekerini de daha rahatlıkla yakabiliyorsunuz. Hücre içerisine gönderiyorsunuz. Bir başka şey söyledi lahana için. Başka konu var değil mi şimdi biz girmeyelim sırf lahanadan toksin atıcı dedi de. Evet. Ben söylüyorum bir özel bölüm yapmamız lazım hocam yapalım ki çok biz... kıymetli bir özellik. Isırgan tek... dediniz 15 dakika ısırganı anlatalım 10 dakika e, lahanayı az. anlatalım brokoli geliyor işte kış geliyor vesaire. İsterseniz hocam öyle yapalım ki Şu sizin de içinize sinmiyor dedi. mesela eksik kaldı diye düşünüyorsunuz çünkü. Tabii Peki ama şimdi diğer e, anons ettiğimiz özellikle ayak kokusu, e, ayakla hı hı. ilgili, e, ayak sağlığıyla ilgili konumuza da geçmemiz lazım. Lahana'yı kenara koyduk. İnşallah e, daha çok tamamlayalım. Hani e, soru şey, ona geçelim. Lahana kükürtlü bir sebze olduğu için tiroid rahatsızlığı olan kişilerin de tüketmesinde e, hani örtülü olması. Evet, içeriğinde hı hı. kükürt var tiroidin iot alımını frenler. Bununla ilgili bir soru sorayım. Sonra ayak sağlığına süremize de bakalım. Evet daha var vaktimiz. Geçelim. Hocam mesela şimdi e, bununla pan, pan, insülin sargılamasını engellemek için e, ilaç falan kullanılıyor doğal olarak. Yani hekimlerimizin önerdiği şeyleri biz siz en çok siz söylersiniz bunu. Hiçbir zaman e, lütfen hekimlerimiz ne diyorsa yapalım ama mesela bu şekilde de işte kandaki şeker oranını düzeltiyor lahana. Kurtarabilir mi yani bizi bundan? Şimdi şöyle, eğer diyabet yeni başlıyorsa böyle 108, 110'lara çıkıyor, 115'lere doktor dikkat et diyorsa yapacağınız şeyi söyleyeyim. Lahana kür'ü uygulayacaksınız. Biraz kilonuz varsa o kiloyu da düşeceksiniz hı hı. Hüseyin. Dolayısıyla bu şey var. Yani o kadar güzel şekeri dengeliyor ki e, lahana. Şimdi inzulinin de inzulin yeteri kadar üretilmiş ama hücreden içeri giremiyor. Yani glikoz. Çünkü glikoz, inzulinin vazifesi nedir? Karaciğerde beta hücreleri tarafından üretilip işte kana karışıyor ve hücre girişlerindeki reseptörlere sinyal veriyor. Şekeri içeri al diyor. Oradan şeker hücre içerisine giriyor. Şeker de biliyorsunuz enerjidir. Enerji kaynağıdır. Hücre onu yakmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer o reseptörler, inzulin reseptörleri kapalıysa veya sayıları düşmüşte, bak azalıyor bir de sayıları onların, ne oluyor? insülin direnci gelişmeye başlıyor. Yani insülin var ama mübarek kan şekeri düşmüyor. Vücut üretiyor yeteri kadar. Mesela yemekten sonra bir hap içer. Ee, siz bilirsiniz onu. G ile başlayan mesela. Evet. Veya işte uyuyup uyandıktan sonra mesela uyanır ve siz çok anlattığınız için ben evet. aslında tekrar ediyorum. Bir şeker, tatlı bir şey yeme. Mesela bu kürle bunu biraz evet. olsun de biraz olsun tabii ki tamam yani öncelikle dolaşımınızı düzenliyor lahana bunu unutmayın ve ondan sonra da e, insülin direncinizi kırdırıyor size o Müthiş. kadar önemli ki çok önemli yani günümüzde bakın eskiden bir mahallede bir kişi bir köyde bir kişi şeker hastası olurdu diyabet yani Mehmet Ağa veya Hüseyin Efendi Osman Efendi şeker hastalığı olmuş. Şekere yakalanmış. Şimdi sokakta gezen insanların yüzde yirmisi şeker hastası. Al bir o kadar daha üstüne koy insülin direnci var. Evet. Yani birdenbire bir bakıyorsunuz öğleden sonra saat 3 karnınız acıkmış saldırıyorsunuz. işte o insülin direnci. Evet. Eğer onu yaşamak istemiyorsanız... Eğer onu yaşamak istemiyorsanız anlatmıştım programlarımızda haşlanmış patates tüketeceksiniz o öğünde. Yani öğleden sonra yaşıyorsanız bunu o aşırı açlık duygusu gelen inzulin direncine bağlı olarak o öğünde, onun önündeki öğünde ne yapıyorsunuz? Haşlanmış patates tüketiyorsunuz. Bir de bir çay, ne çayıydı hocam? Gece. ha Öyle bayanlar var ki mesela çok hatta bir iki tane milletvekili var. Ya hocam gece kalkıp biz tatlı yiyoruz evet. falan dedim Yasemin çayı için. Hı. Ondan beri şey yaparlar. Hiç gece yatağa giderken bir tane Yasemin çayı için e, gece sizi uyandırmaz tatlı için. O mu uyandırıyor? O, o tatlı yemeği. Tabii tatlı. Çünkü neden? Bak. Şimdi bunu da söyleyeyim size. 1999 yılında bu Japonlar var ya müthiş insanlar. Müthiş çalışkan. Yani yani çalışkanlıkları bir tarafa beslenmeyle ilgili o kadar zengin araştırma ve buluşları var ki bak dikkat et Japonya'da obez tombiş insanları göremezsin. Neden? Çünkü adamlar beslenme kültürlerini değiştirmediler. Bizde Aman Allah'ım, hiçbir vardı. şeylerini değiştirmediler ya. Hiçbir Nasıl şey... bağlılar? Tabii. Çok yani, hayranım ya gerçekten. E, dolayısıyla şimdi Japonların bu ha, tahta burada yok. G R R yani giresun, rize rize, Gır derler. Evet evet İşte burdan karnım gurul diyor deriz bizde yani acıktım. Yani grelin hormonunu tanımladılar. Yani sadece midede üretilmiyor, birçok hücrede üretiliyor ve beyinde de üretildiğini buldu adamlar. Grelin hormonunun. Şimdi bak bu grelin hormonu çok müthiş bir hormondur. Oktanoil diye bir oktanoil asit var. Oktanoik asit. Bu 28 amino asitten oluşan bu grelin hormonunun 3. sıradaki amino asiti serindir. İşte bu oktanoik asiti ona bağlıyorsun. Eğer ona bağlamazsan senin karnın acıtmaz. Benim bazı kürlerimde sizi tok tutacak şey dediğimizde işte des grelin yani serin amino asitine de bağlanmayacak. Onu inhibe edecek şeylerdir. Bu arada bu sırrı da vermiş olduk. Evet. Yani e, grelin <laughs> hormonunu imhibe edecek. Yani oktanoik asiti ne yapıyor? Bağlanmıyor. Bak bu hani inekler var ya bir, bir ara resmini evet. gösterdim. Koca böyle memeli 70-80 litre süt veriyor. Ne yapıyorlar? Yeminin içerisine grelin hormonu veriyorlar. Hayvan sürekli yiyor. Yedikçe yiyor. Yedikçe yiyor ve bu hayvanlar normalde 20-25 yıl yaşaması gerekirken en fazla 5 yıl sonra hayvanı kaybediyorsun yavrum zaten. Sırf yani ona da makina gözüyle bakıyorlar, memelerine bağlanmış vantuzlar, işte oradan sürekli sütünü sağacaklar. E ne oluyor hayvan yoruluyor. Yani sürekli yerseniz siz böyle olur. şey olur mu? Uzun yaşamanın sırrı ben değerli izleyicilerimize söyleyeyim. Uzun sağlıklı yaşamak. Ömrü Allah bilir. Birinci şartı az yiyeceksin kardeşim. Az ye. Mümkün olduğu kadar şeyini azalt, frenle. Korkma bir şey olmaz. Zaten sen azalttıkça ne oluyor? Lisozomlar devreye girmeye başlıyor. Yani çöp yakıcı, çöp kamyonları hücre içerisinde aktive oluyor. Hatta buna şey, Japon bilim adamı Nori neyse Ramazan'da anlatmıştım. Gelir aklıma. Nobel ödülü verdiler. Yani Japonlar kadar beslenmeye dikkat çeken bu konuda çocuklarına eğitim veren ilkokuldan itibaren başlıyorlar. Üniversitede haftada bir gün beslenme sağlıklı beslen bu eğitimi veriyorlar Hüseyin. Yoshinori. Yoshinori. <laughs> geldi. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yani yaşlı adam bunu bulduğunda yani 1970'li yılların başında buldu. Bunu ne zaman açıkladı yarabbi 2012'de mi 2013'te de bundan dolayı Nobel ödülü aldı yani Yoshinori ee, çok şey insanlar yani Japonlar çok ilginç bir toplum ortak tarafları çok ortak hareket etme bak epigenetik beslenme kültürünü bozmazsan demek ki beslenmeyle bazı şeyler bozulabiliyor Hüseyin. Masada otururken konuşuyorduk yani. İşte toplumları, toplumlara ayar vermek, toplumları gütmek. Hani diyorlar ya şeyin dediği gibi Kissinger'ın yani enerjiyle, petrolle ülkeleri ama gıdayla insanları, insanları kontrol edersiniz diye. Hocam çok önemli bunu şimdi şu yani burada, ayak sağlığına geçeceğiz ama bunu mutlaka siz bunu çok güzel anlatıyorsunuz. Gıdayla bir top, bir milletin ne diyelim karakteri mi diyelim? Evet, huyunu değiştirebilir. Huyunu evet, değiştirebilir misin? Evet, değiştirir. Ki değişiyor, görüyoruz yani. Bu yüce Türk milletin alnında aptal yazmıyor. Biz bunların hepsini açıklarız. Sebepleri de yavaş 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 Allah'a ondan sonra toplum Kendini bulmaya başlar. Yani hakikaten bir de toplumsal olarak bir yorgunluk var. Farkında mısın? Ya? Evet. Yemek yiyor, çöküyor oraya, uyku geliyor, dikkat dağınıyor. İşte bak önündeki bu, bu, bu bunu değiştirir. Buğdayı. Tabii bir tek Türkiye'de değil bu, bütün dünyayı istemiyorlar. Dünyada çok fazla nüfus var diyorlar. Doğru, doğru. Evet, o da bir başka bir o konu. O da ayrı bir konu. Peki, biz şu e, ayak sağlığını da onu da tamamlayalım. E, genel ayak sağlığında sırasıyla başlayayım isterseniz. Eğer nasır varsa, şöyle siz sohbet ederken ben kesmiştim. Yaklaşık 1 lira kadar büyüklüğündeki ananası kesiyoruz. Nasırlı olan bölgeye bir tülvent yardımıyla da Akşam yatarken sarabiliriz. Sabah tekrardan çıkarabiliriz. Çıkarttıktan sonra da keten tohumu yağıyla eee nasırlı olan bölgeyi nemlendiriyoruz. Bunu günlük olarak uygulayabilirsiniz. Bravo. E, nasır dışında yine ayak kokusu için yardımcı ve destekleyici Hı. olarak ben şu an küçük demledim ama yaklaşık 2 litre kadar suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar ceviz yaprağı ekleyip 8 dakika demliyoruz. Hani bazı insanların Ayağı kokar yani. E ellerinde değil. Onlarda e, e, ferulik asit eksikliği var. E, dolayısıyla yavaş çalışıyor. Ayaklar kokmaya başlıyor. Ayak kokusunu yapan başka şeyler de var ama esas olarak işte burada kullanabileceğiniz şey ceviz yaprağı. Muhteşem ya. Ben ceviz yaprağının kokusu onu ezerim. Nasıl kokar o? Çok e, bazı insanlar sevmiyor ama ben çok seviyorum onu. Evet. Ceviz yaprağını 8 dakika kadar demledikten sonra ılık bir şekilde süzüyoruz ve ayaklarını o suyun içerisinde yaklaşık su soğuyana kadar bekletebilirler. 2 günde bir kullanım tavsiye ediyoruz. Yine her gün akşamları bu uygulamayı yaptıktan sonra lavanta yağını Ayaklarına masaj yapabilirler. Durulamaya gerek yok lavanta yanını evet. yaptıktan sonra. Ayak kokusu için bunları tavsiye ediyoruz. Onun dışında yine ayakta mantar eğer varsa yaklaşık 3 litre kadar suyumuzu demleyip içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar aynı sefa bitkisi ekliyoruz. Bunu da yaklaşık 5-6 dakika demleyip yine ceviz yaprağında olduğu gibi 2 günde bir ya da 3 günde bir ayaklarımızı o suda. E, Su soğuyana kadar bekletiyoruz. Yine hocam daha önceki programlarda evet. mis gibi, değil mi? nasıl geldi? Nasıl geldi? Güzel iyi avantaj. Evet devam. E, daha önceki programlarda yine hocamın anlatmış olduğu, eğer tırnakta mantar varsa, soğanı fırında bu şekilde ısıtıyoruz 100, 150 derece gibi. Daha sonrasında bu şey, böyle değil, bu şekilde uzunlamasına ortadan bölüyoruz. İç kısmında tırnağımızın üstüne koyup yine aynı şekilde bekletiyoruz. Bunun dışında yalnız fırında ne kadar ısıtacaksınız? 150 derecede buradan suyu damlatana kadar. Eğer suyu damlamaya başlamışsa kök kısmı veya baş kısmında ha içi pişmiş demektir. Hazırdır. Yani birkaç kere yapılsa zaten. Bu şey olur. Evet. O, aya, e, yakalanır o kıvam. Evet. Yine aynı şekilde domatesi de ortadan ikiye bölüp bu kısımda e, mantar olan bölgeye bekletebiliriz. Onun dışında e, yine topuk ayakta, ayak sağlığında topuk çatlaklarında e, aynı sefa ve ceviz yaprağını demlemiş olduğumuz gibi Ebegümeci bitkisine demliyoruz. Yine yaklaşık 2 litre kadar suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar ebegümeci ekleyip 7-8 dakika demliyoruz. Ayaklarımızı o suyun içerisinde dinlendiriyoruz. Sonrasında da yine topuk çatlakları olan bölgeye her akşam Hindistan cevizi yağı uygulayabiliriz. Bir de çok kısaca şu şeyden bahsedebilir miyiz? Doğal botoks özelliği olan yağ hangisi? Evet. Çünkü çok ciddi para harcanıyor. Hı hı. E, kimse de kusura bakmasın, ya. hani mermer gibi bir suratla da e, geziliyor ve bunun için üstüne de bir de e, ciddi harcama yapılıyor. Ne yapabiliriz hocam, onun yerine? Evet. Hocamın en çok orada tavsiye etmiş olduğu incir çekirdeği yağı. Hücre inleyici özelliğe de sahip. Ee, akşamları cildimizi temizledikten sonra doğal bir sabunla arındırdıktan sonra akşamları ciltlerine uygulayıp e, o şekilde uyuyabilirler. Tekrardan e, durulamaya gerek yok. Yoğurt otu bitki çayıyla da daha öncesinde burada demlemiştik. E, tonik yapabilirler. Sadece gün ışığına yağ sürüp çıkmıyoruz cildimize. İki günde bir incir çekirdeği yağını Masaj şeklinde uygulayabilirler. Üzüm çekirdeği yağı mesela. Soru, soru geldi hocam Reji'den. İncir çekirdeği yağını direkt yüzümüze uygulayabilir miyiz deniyor. Tabii ki uygularsınız. Ağız yoluyla alıyorsun mübarek insan. Tamam. Tabii ki dıştan da. <laughs> Hocamı kızdırmayın. <laughs> yok. Mübarek insan diyorum. Ya. <laughs> yok yok siz. Hiç Ama hiç şuna zaman. üzülüyorum. Mesela üzüm çekirdeği yağını presleyemiyoruz. Yok biz almıyoruz onu. Neden? Çünkü analize gönderiyorum pestizitli pestizit. hep. E, pestizit içeren bir yani biz nasıl verelim ama bunu sıkıp veriyorlar insanlara. Biz biz yapamayız yani. O kadar o kadar çok sorgulatıyorum ki o yöreden o yöreden bütün üzüm bölgelerini dolaştırıyoruz fakat bulmak maalesef bulamıyoruz. Ben çocukken yani... E, Nide Onun için değerli izleyicilerim sorarsa yani e, niye yok bu diye yok işte. Ben çocukken Nide'nin etrafı Fertek, Koyunlu, ben Koyunlu'yum. Müthiş üzüm bağları vardı. Tabii. Bizim de vardı. 7 8 dönümlük bir üzüm bağı vardı. Hocam oradaki o üzümlerin, ben o üzümün tadını hatırlıyorum. Beyaz, e, çekirdeği iri ama öyle bir lezzeti vardı ki. Bizim kendi bağımızdaydı bu üzüm. Şimdi hmm. oralar ne oldu biliyor musunuz? Nide ile Fertek bilenler bilir, birleşti. Aralar, ya yani o tarım arazileri, o üzüm şeyler mahalle, olmuş, mahalle oldu. oldu, bitti bitti. bitti. Yazık. E, buyurun tamamlayalım. E, gözaltı torbaları ve morluklar varsa nar çekirdeği yağı tavsiye ediyoruz. Yine aynı şekilde akşamları sürülmesini tavsiye ediyoruz. E, ağız kokusu, genel ağız sağlığı, aft gibi şikayetler varsa. Saf kekik yağı ile yine gargara yapılabilir. Bunlar yutulmuyor aromatik yağlar olduğu için. Yine hafif güneş yanıkları üzerinde de sarı kantoron yağı. Hani birden korumasız güneşe çıkılmışsa, kızarıklıklar oluşmuşsa yine sarı kantoron yağıyla masaj şeklinde uygulayabilirler. Hiçbir yağımızı sürüp e, gün ışığına çıkmıyoruz. Akşamları kullanım tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tür yağları sürüp. Evet. Güneşe çıkmak sakın Sevinirim. ha, hocam, sakın ha. Çok teşekkür ediyoruz. Vedranızda programımızı evet, kapatacağız. Tüm değerli izleyicilerimize hayırlı uğurlu bir gün dilerken Allah'ın rahmeti ve bereketi devletimizin ve milletimizin üzerine olsun diliyorum. Amin hocam. Katılıyoruz. Ee, önümüzdeki hafta daha değişik konularla inşallah karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.